Merhabalar, Thrive Yatırım kanalına hoş geldiniz. Ben Forex Yatırım Uzmanı Suna Yıldırım. Bugün sizlere küresel piyasalardan bahsedeceğiz. Thrive. Dün Avrupa borsaları seans sonlarına doğru hafif kar alımlarına rağmen Stoxx 600 endeksi günü %0,42 yükselişle kapattı. Özellikle bankalardaki %1 ve otomotivlerdeki %0,96 alışları ön plana çıktı. Alman Commerzbank hisseleri, UniCredit'in şirkette %30 hisse sahibi olmak için Avrupa Merkez Bankası'ndan onay aradıkları yönündeki Bloomberg raporlarıyla 12 yıllık zirveye ulaştıktan sonra günü neredeyse yatay seyirde kapattı. Dün ABD endeksleri Dow Jones ve S&P 500'de yeni zirveler görünürken daha sonrasında geri çekilmeler yaşandı. Dow Jones günü %0,04 düşerek 41.606'da kapatırken S&P 500 %0,03, Nasdaq %0,20 artıda kapattı. Satışlara özellikle perakende tarafında %0,2 geri çekilme beklenirken %0,1 artıda gelmesi faiz oranlarını yükseltti. Bu da Fed faiz artırımlarında daha az agresif olabileceğinden satışlara sebep verdi. Microsoft, BlackRock, Global Partners ve MGX, veri merkezlerine ve enerji destekleyici altyapısına yatırım yapmak için yeni bir yapay zeka ortaklığı başlattı. Açıklamada, artan bilişim gücünü karşılamak için yeni ve genişletilmiş veri merkezlerine yatırım yapmak ve yeni enerji kaynakları oluşturmak amacıyla küresel yapay zeka altyapı yatırım ortaklığını başlattığı bildirildi. Amerikan çip üreticisi Intel, yaşadığı mali zorluklar sebebiyle Almanya'nın Magdeburg ve Polonya'nın Wrocław kentinde planlanan fabrika inşaatlarını erteleme kararı aldı. Kısmen devlet desteğiyle finanse edilen bu iki projenin Avrupa Birliği'nin yerli yarı iletken endüstrisinin sürdürülebilirliğini ve bağımsızlığını artırmak için kilit unsuru olduğu belirtiliyor. Intel'in Magdeburg'daki 30 milyar avroluk yatırımı Avrupa Birliği çip yasası kapsamındaki en büyük projeydi. Alman hükümetinin sağladığı teşvikler bu miktarın 1/3'ünü kapsıyor. Emtia tarafında petrol, daha yüksek ABD stokları ve kasırga ile birlikte Orta Doğu'da artan gerginlik ve Fed'in faiz patikasının muhtemel seyri değerlendirilirken 2 günlük yükselişin ardından düşüşe geçti. Bu sabah Brent 72,83 seviyesine gerilemiş durumda. Dün ABD tarafında perakende satışları Ağustos'taki beklentilerin aksine artarken faiz oranlarını arttırdı ve ons altın düşüşe geçti. Bu sabah ise Fed faiz toplantı öncesi ons altın 2572 dolarda temkinli bir duruş sergiliyor. Bugün yurt dışında Fed faiz kararının yanı sıra Avro bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon, Japonya'da dış ticaret dengesi, ABD'de konut başlangıçlarını ve inşaat izinlerini takip edeceğiz. Thrive Yatırım'ı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.